Güldane. Ah kuzum, ah kuzum. Hepsi bu mu? Bu kadarını bulabildim hanımım. Ya hanımım çok da güzeller, yakmasak mı acaba? Aklınızın ermediği işlerle uğraşmayın. Bana akıl veresiniz diye mi tutuyorum ben bu konakta sizi? Kevsa! Ne oluyor burada? Hanımım yakıyor. En güzellerini seçtirdi. Nefisenin kıyafetlerini yakıyor. Yapma Allah aşkına. Sen bilmez misin? Öfkeyle kalkan ziyanlı oturur. Madem ki Nefise Hanım bizim yüzümüze eğdirip kaçtı gitti. Madem ki ailesini baba ocağın arkasında bıraktı. Bu konaktan bir çöp dahi götüremez. Yapma Kevsa, yapma. Hiç yakışıyor mu sana bu yaptığın? Ha, iki gün sonra bu kız konağa geri dönecek. Heh. Zahmet edip dönmesin. Benim Nefise adında bir kızım yok. Bizi çiğnedi. Babasının hatırasına ihanet etti. Eli kanlıya gelin gitti. Nefise Cibran oğullarının kızı değil. Ökkeşim onun yüzünden neler çekti, hiç bunu düşündün mü? Of, yeter artık, yetti. Emmi sözünü söyledi, bitti. Töre kanununa sen boynunu bükmedin mi? Ha? Tamam demedin mi? İstesek de, istemesek de o katil Bedir'le akraba olacağız. Gökten ateş yağsa ben o aileyle akraba olmam. Ökkeşimin canı kurtulsun diye evet dedim ben o evliliklere. O eli kanlı katil Bedir'in cezası 15 senede yatsa, 105 senede yatsa bitmeyecek. Ben onun cezasını onun kızına ödeteceğim. Delikanlının kızı Cibran oğullarının konağına hatun olmayacak. Mahkumu olacak. Herkes şunu bilsin. Cibran oğlu konağı o kızın zindanıdır. Anne! Kenan, ne oldu oğlum? Ökkeşimi salmıyorlar mı yoksa? Tek derdin bu mu anne? Ha? Tek derdin ökkeş mi? Bir annenin evlatlarından başka ne derdi olabilir Kenan? O kız da bir ananın evladı anne. Senin o kıymetli oğlun ne biçim eziyet etmiş kıza biliyor musun? Ben yetişmeseydim ölüp gidecekti o kuyunun dibinde. İyi işte yetiştin, kurtardın oğlum. Ya ben nasıl kurtulacağım anne? Senin beni attığın kuyudan ha? Ben nasıl yaşayacağım? Ben senin evladın değil miyim? O nasıl söz? Tabii ki evladımsın Kenan'ım. Sen benim ilk göz ağrımsın oğlum. Ben seni niye kuyuya atayım evladım? Sen ne yaptıysan bacın için, kardeşin için yaptın. Kızı kuyuya atan ökkeş ama sen mecliste beni öne sürdün anne. Neden beni buna mecbur bıraktın? Oğlum ben aklımın erdiği, gücümün yettiğince ailemiz için en doğru kararı verdim. Ökkeşle o kızı evlendirseydim öldürürdü kızı. Ökkeşimizin katil olmasını ister misin? Ya da o kızın ölmesini. Keşke emmiye gidelim demeseydin. Kimsenin eline kan bulaşmasın diye gidelim dedim emmiye. İyi ya işte oğlum kan bulaşmadı. Emmi deyince kız alalım, kız verelim. Kız ancak sana rıza gösterir diye düşündüm. Kendine o kadar eziyet eden birine evet der mi kız? Bak, olmazsa kendi evinize taşınırsınız. Orada yaşarsınız bu İbrahimliler tarafında filan. Konaktan uzakta. El yok, alem yok, dedikodu olmaz. Öyle mi anne? Madem o kızla evleniyorum, babamın katilinin kızıyla, o zaman karım bu eve gelin girecek anne. Sen de o kıza gelinim diyeceksin. Anladın mı beni anne? Geldim. Geleyim açayım. İsmail teyze. Kim bu densiz? La havle. Hayrola? Sana söyleyecek iki çift lafım var Kevsa.
Buyur, ne diyeceksen de. Bunca yıl bekledim. Eski meselelerin üstünü kapatırsın diye. Lakin bugün görüyorum ki boşuna beklemişim. Ne bana, ne oğluma kinin hiç bitmeyecek. Oğlumu babasının katilinin kızıyla evlendirirsin. Başını yakarsın. İstersin ki oğlumun yüzü yerde kalsın. İstersin ki oğlum ömür boyu yansın. Ben ne yaptıysam ailem ve evlatlarım için yaptım. Kendi oğlunu kayırma bana. Sen benim oğlumun başını yaktın. Kusur Ökkeş'in ama bedelini benim oğlum ödeyecek. Şşş, öyle mi? İsmihan, sesini kes. Duvarların her duvardır. Bunca yıl sesimi sakladım ben. Sustum. Ben yandım, oğlum yanmasın diye sustum. Ama ne değişti Celil ağa? Ha? Ne değişti? Sen benim oğlumu kendi kızın için, oğlun için yaktın. İsmihan anne. Hoş geldin. Nerelerdesin sen ya? Allah aşkına. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? 6, 7. Hı? 6,5 yıl oldu senin yüzünü görmedim. Bu konağa gelmedim. Çok özlemişim seni. Ben de. Ya arayı açmayalım bu kadar. Gel ara sıra konağa, bekleriz değil mi anne? Vefasızdır o. Deme öyle. Gelemiyorsa bir manisi vardır. Ama hazır gelmişken kal burada biraz. Ne yapıyorsun o köyde tek başına? Yok. Alıştım ben oğlum o köye. Ama belki bir gün sen gelirsin beni görmeye. Ben gelirim seve seve ama o meşhur gözlemenden de isterim. İstediğin gözleme olsun, yaparım ben sana. Yeter ki gelsen. Benim gitmem lazım. İşteki derdim yetmezmiş gibi bir de evde dert aldım başıma. İşin gücün rast gelsin oğlum. Bütün dertlerin tez zamanda bitsin. İnşallah. Amin. Hadi oğlum. Hayırlı işler. İyi çalışmalar aslanım oğlum. Görüşürüz. Görüşelim İsmail abi. Diyeceklerin bittiyse Celil seni köyüne götürsün. Bitmedi. Bitmedi Kevsa. Oğlumun yakasından çekeceksin elini. Oğlum mu? Oğlum. Benim oğlum. Nüfusta benim adım yazılı. Anladın mı? Anladın mı? Hadi şimdi geldiğin gibi doğru köyüne. Celil, hadi. Gereksiz.